Aksu TV ekranlarından ve Aksu TV Dijital'den hepinize hayırlı akşamlar efendim. Haber Ötesi programıyla bir kez daha karşınızdayız. Çok değerli bir stüdyo konuğumuz var. Tarihçi yazar Şevki Karabekiroğlu bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk Kurtuluş Bey. Evet, teşekkür ediyoruz hocam. Kırmadınız bu akşam bizlerle birliktesiniz. Sizlerle bir gündemi değerlendirmek istiyoruz. Tekrar teşekkür ediyoruz. Tekrar hoş geldiniz. Şimdi Kuzey Irak'tan gelen acı haberlerle başlamak istiyoruz hocam. Acı haberler maalesef peş peşe geldi. Bu süreci değerlendirmenizi istiyoruz ki zamanlama da özellikle dikkat çekici bir zaman. Şimdi neden bu şimdi diyoruz? Bu soruyu özellikle sormak istiyoruz size. Evet, öncelikle ben şehit yakınlarına ve bütün bir milletimize başsağlığı diliyorum. Uzun zamandır unuttuğumuz bir olaydı bu. Geçmişte özellikle yaşı müsait olanlar, buna benzeyen dramları çok yaşardı ama Allah'a şükür son 10 senedir terörle mücadele konseptinde çok mesafe almıştık. Onun için de bu tür haberleri duymaz olmuştuk. İlk defa yakın tarihte böyle bir acı haberle sarsıldık. Çünkü teröristler tabir yerindeyse artık sınırlarımızın içinde operasyon yapamayacak hale gelmişlerdi. Kımıldayamayacak hale gelmişlerdi. Sınır ötesinde de başlarını kaldıramıyorlardı. Çünkü SİHA'larımız başlarını gösterdikleri an tepelerine biniyordu. Onun için de hareket kabiliyetleri çok sınırlıydı. Şimdi mevsim şartlarından yararlanıp bir kendilerini gösterme fırsatı buldular. Çünkü bugünkü ortamda SİHA'lar hareket edemiyor, görüntü alamıyor. Ve görüntü mesafesi de neredeyse bir metreye kadar düşmüş durumda. Bundan yararlanmışlar. Fakat terör örgütünün de hani bildiğimiz bugüne kadarki eylemleri arasında böyle kış günü harekete geçecek bir örnek görmemiştik. Evet. Genellikle yazları yaz oluyordu. İşte onun için de bu zamanlama bir hayli dikkat çekiyor. Niye şimdi diye. Burada şuna bir kere kesin dikkat etmek lazım. Türkiye'ye bir mesaj veriliyor. Türkiye'ye bir ayar verilmeye çalışılıyor. Ve şunu söylüyorlar bize, diyorlar ki bakın biz sizin zayıf taraflarınızı biliyoruz. Bizim de elimizde maşalar var, kozlar var. Biz gerektiğinde bu maşaları kullanarak, bu kozları harekete geçirerek siz o zayıf yerlerinizden vurmayı biliriz diyenler var. Şimdi bu diyenlerin de kim olduğunu veya kim olabileceğini tahmin etmek çok zor değil. Son zamanlarda böyle Türkiye'nin kafa kafaya geldiği veya anlaşmazlık yaşadığı devletlere baktığınız zaman en başta İsrail geliyor. Arkasından Amerika Birleşik Devletleri geliyor ve İsrail'i destekleyen diğer bileşenler geliyor. Özellikle İsrail'in bu konudaki tavrını da görüyoruz, biliyoruz. Çünkü İsrail oradaki o vahşice katliamlarına karşı etraftaki devletlerin tepkilerini test ediyor ve bu tepkiler içerisinde de en çok rahatsız olduğu Türkiye. Haliyle de Türkiye'ye karşı kullanabileceği kozları harekete geçireceğini tahmin etmek zor değildi. Çünkü hatırlayın, Türkiye neler yaptı? Her şeyden evvel İslam Konferans Örgütü'nü topladı. Arap devletleriyle ortak kararlar çıkardı. İsrail aleyhine tedbirler almaya çalıştı. Sonra Akdeniz'de Amerika süratli bir şekilde iki filoyu birden gönderdiği zaman oradaki tatbikatlara katılmadı. Kendisi ayrı bir tatbikat yaptı. Yani burada çok sinir bozucu, tabir yerindeyse, gerilimler yaşadık. Arkasından bizim Milli Savunma Bakanımız şeye dedi ki Amerika'ya, biz de Amerikan donanmasını Karadeniz'de görmek istemiyoruz. Ve bütün bunların üstüne Türkiye Suriye'nin kuzeyinde operasyon üstüne operasyon yaptı. Şimdi o operasyonlarda biz hani İsrail'e veya onu destekleyen devletlere bir şekilde bir mesaj verdik ama tavrını en çok garipsediğimiz devlet Rusya oldu. Çünkü Rusya da şeyden aldığı vizeyle, Suriye'den, Suriye'deki yönetimden aldığı vizeyle Suriye hava sahasını kapatmıştı. Biz işte Rusya'dan izin alarak orada ancak operasyon yapabiliyorduk. Rusya'nın da bize o hava sahasını kapatmış olması işin doğrusu tuhaf geliyor. Yani bizim buradaki mücadele yelpazemizin veya eksenimizin ne kadar geniş bir alana yayıldığını, muhatabımızın ne kadar çok olduğunu gösteriyor. Bu da bize ne kadar tetikte olmamız gerektiği konusunda bir hayli ipucu veriyor. Şimdi buradaki bu terör olayında kullanılan veya yakalanan unsurlar tavşanın suyunun suyu.
Evet. Yani onun arkasında bir büyük akıl var ve bu akıl üstelik bunlara her türlü koordinatı, lojistik desteği, istihbarat desteğini de vermiş gibi görünüyor. O zaman bizim burada mücadele ettiğimiz güçleri çok iyi tanımlamamız lazım. Bir, daha önemlisi şu, bu güçlerin bundan sonra da buna benzeyen operasyonları olacak mı? Bunları iyi anlamamız gerekiyor. Ve bir şeyi daha anlamamız lazım. Bu PKK'yı kontrol eden veya bunu maşa olarak kullanan merkezlerin başka ellerinde ne kozları var? Kimleri kullanabilirler? Kimleri sahaya sürebilirler? Onlara çok dikkat etmek lazım. Yani bizim bugünlerde Türkiye olarak gerçekten çok kritik bir eşikten geçiyoruz. Herkes söylüyor. Biden da söyledi. Dedi ki önümüzdeki 10 sene içerisinde ne olacaksa olacak ve bitecek bu işler. Hatta uzmanlar bunun 10 seneye de kalmayacağı kanaatindeler. Herkes o gelecekteki büyük hesaplaşmaya göre gardını hazırlıyor, tedbirlerini alıyor. Ve üzülerek söyleyeyim ki biz bu tedbirleri almaya biraz geç başladık. Yani bugüne kadar NATO bizi tabir yerindeyse ayakta uyuttu. Evet, maalesef. Sizin ihtiyacınız olan silahları biz size veririz, siz dert etmeyin. Savunmanız bize aittir, işte biz sizi koruruz falan diyerek hep bizi böyle bir rehavete sevk ettiler. Elin eliyle yılan tutulmayacağını son 15-20 senede anladık ama bu konuda dediğim gibi istenilen mesafeye tam manasıyla gelemedik. Yani biz gerek balistik füzeler konusunda, gerek hava savunması konusunda hazırlıklarımızı tamamlayamadık. Buradaki zafiyetlerimiz de bizim dostlarımız, tırnak içinde söylüyorum bunu, gayet iyi biliyorlar. Onun için de şimdi İsrail üzerinden veyahut da Gazze üzerinden bir kışkırtma alanı oluşturuldu. Sanki buradaki alana Türkiye'de çekilmek istendi. Türkiye'de burada devamlı oyunları bozan taraf oldu tabir yerindeyse. İşte burada ellerindeki kozları harekete geçirdiler. Irak'ın iki farklı noktasında oluyor bu hadiseler. Bu elim hadiseler yaşandı. Tabii ki biz 12 şehit verdik ama bize saldıran kuvvetlere resmen bildiğimiz 30'a yakın kayıp verdirildi. Daha da sayamadıklarımız, ulaşamadıklarımız, görmediklerimiz var. Bunları da hesaba katarsak bu kaybın çok daha fazla olduğunu tahmin edebiliyoruz. Ve şunu da çok rahat artık görüyoruz. Bölgede dengeler hakikaten süratli bir şekilde değişiyor. Terör hızla geriliyor ve Türkiye bu konuda çok büyük mesafeler aldı. Bir de şunu hatırlatmadan geçmeyeyim. Yani olayın küresel boyutlarına baktığınız zaman karşınıza çıkan tablo şu. Doğu ile Batı arasında, yani bu belki de Fatih Sultan Mehmet zamanından beri söz konusu olan bir meseleydi. Bir ticaret yolu mevzu var, İpek Baharat yollarından bu yana. Herkes kendine göre bir güzergah seçmiş gibi görünüyor. İşte Çin'in bir kuşak bir yol projesi var, Amerika'nın Hint yolu var. Buna karşı bizim de kalkınma yolu adını verdiğimiz bir yol var. Ve bu yol da Basra Körfezi'ne kadar deniz yoluyla gelip buradan karayolu Avrupa'ya ulaşan bir yoldu. Tabii ki bunun da güzergahı Irak ve şimdiki terörün en yaygın olduğu yer. Böyle bir yolun hayat bulabilmesi için buranın bu terörden arındırılması lazım. Türkiye de zaten bunu yapıyor. Şimdi bu yol seçimleri konusunda kafa kafaya gelen devletlerin haliyle birbirinin planlarını alt etmek için ellerinde kullandığı argümanlar var. İşte bu argümanları bugün harekete geçirdiler. Yani dünyaya şu mesajı veriyorlar. Türkiye'nin tercih ettiği yol güvenli değil. Bakın burada karışıklık var, terör var. Ve aynı zamanda bir taşla birkaç kuş vururken bunu da bu envantere yazmış oldular bu şekliyle. Fakat gelin görün ki dediğim gibi Türkiye'nin şu anda içine girdiği oyunlar gerçekten büyük oyunlar. Büyük devlet olma yolunda. Bize bu terör üzerinden verilen mesajlardan bir tanesi de şu. Dünya yeniden şekilleniyor, yeni bir yüzyıla giriyoruz ve yeni yüzyılda büyük devletler yeniden ortaya çıkacak. Belki şimdikilerden ekart olanlar veya gelişmekli olanlardan zirveye çıkanlar olacak. Gelişme istidadı gösteren Türkiye var. Türkiye'nin böyle dizlerine vurup çökertmek tabir yerindeyse, o yükselme enerjisini boşaltmak, kendi iç sorunlarıyla tabir yerindeyse uğraştırmak, içeride bir kargaşa ve kaos üretip dışarıyla alakasını kesmek isteyenler bu terör şeyini her zaman kullanıyorlar kozunu.
Ama diyorum ya, korkularının ecele faydası yok. Allah'ın izniyle Türkiye bütün bu badireleri aşacak güçtedir. Bugüne kadar geldiğimiz mesafe bunu gösterdi. Bundan sonra da alacağımız mesafe bundan daha iyi olacağına inanıyorum inşallah. Evet, şimdi Türkiye ne zaman uluslararası arenada bir oyun kurucu olsa ya da oyun bozucu olsa, işte ya terör örgütü PKK, ya YPG ile, ya DAEŞ'la, ya işte dolar üzerinden ekonomiyle, diğer taraftan işte içimizdeki Amerikalılarla, ya bir şekilde farklı senaryolarla aslında aynı karanlık eller tarafından bazı oyunlar ortaya konuluyor. Şimdi yakın tarihte baktığımızda 15 Temmuz öncesinde işte Gezi olayları, işte MİT tırları, daha eskiye gittiğimizde yine sağ sol olayları, Alevi Sünni olayları, Kürt-Türk çatışması ortaya çıkararak Kurtuluş Savaşı'nda da biz bunu gördük, Çanakkale Zaferi'nde de gördük. Ya daha eskilere gittiğimizde, hocam bir türlü başarılı olamıyorlar çok şükür. Biz birlik ve beraberliğimizi muhafaza ediyoruz da temel soru şu, neden vazgeçmiyorlar? Ya başarılı olamıyorlar, hepsi hezimete uğruyor ama ya neden başarılı şey hala vazgeçmeme eğilimi içerisindeler? Hala neden bu ayak oyunlarıyla bu ülkenin işte olumsuz etkilemeye çalışıyorlar? Benim merak ettiğim en temel soru. Cevabı bunun aslında çok basit Kurtuluş Bey. Çünkü Türkiye hakikaten arzu ettiği noktaya ulaşırsa bu adamların ne bölgede ne de dünyada varlık sebebi kalmayacak. Çünkü Türkiye aynı sadece bir siyasi figür değil, bir medeniyet iddiası olan bir devlet ve tarihte de bunun örneklerini insanlığa sunmuş. Selçuklulardan, Osmanlılardan beri insanlıkla yeni bir medeniyete gebe ve bizim medeniyetimizin özü ve esası da insanlığa dayanıyor, eşitliğe dayanıyor, adalete dayanıyor. Bu adamların işte 500 yıldan beri insanlığa sunduğu şey nedir? Emperyalizmdir, evet. Sömürüdür, evet. Zulümdür, haksızlıktır, adaletsizliktir, sınıf ayrımıdır. Bizim getireceğimiz düzendeyse bunların hiçbiri olmayacak, bunları biliyorlar. Şimdi bunlar kaba bir güç oluşturarak, ordu gücüyle, silah gücüyle, nükleer güçlerle insanlara boyun eğdirip ellerindekini alırım. Kimse de buna karşı çıkamaz. Benim önüme çıkanı ben tepelerim gibi bir iddianın içindeler her daim. Yani bütün sorunlarını böyle güç kullanarak tabir yerindeyse çözmüşler. Tarihte de biz genellikle bu kaba kuvvete maruz kalan mazlumların her daim yanında olmuşuz. Evet. Her daim. Osmanlı zamanında mesela bunun çok ilginç örnekleri var. Lehistan Rusya'dan çok büyük sıkıntı görüyor. Çünkü Ruslar Kuzey Baltık Denizi'ne çıkmak için hep Lehistan'ı tepeliyorlar, şimdiki Polonya. Ve düşünün ki Hristiyan olan, Katolik olan Lehistan, kendisi gibi Katolik olan Avrupa devletlerinden değil, Müslüman olan Osmanlı Devleti'nden yardım istiyor. Neden? Biliyor ki onlar yardım etmeyecek. Biliyor ki Osmanlı yardım edecek. Ve Osmanlı gidiyor, onlar himaye altına alıyor. Aynı şey Macaristan'da yaşandı. İşte Macaristan'ı Avusturya İmparatorluğu ve Rusya kıskaca aldılar. Taş üstünde taş bırakmadılar Macaristan'da. Macaristan'ın milliyetçileri gelip Türkiye'ye sığındığı zaman biz onlara kol kanat gerdik. Himaye ettik. Yani bunlar Hristiyandır diye kalırıp atmadık. Şimdi bu tarihi gerçekleri biz insanlara anlatabilsek zaten epeyce fark edildi son zamanlarda özellikle. Bu mesajları biz epeyce ilettik ama henüz yeterli değil. Velev ki bunu biz anlatamamış olsak bile karşıdakinin ne kadar zalim olduğunu insanlar gördüler. Her yerleri yalan, her işleri sahtekarlık. Yani geliyorlar mesela Körfez Harbi'ni hatırlayın. Ne dediler? Burada nükleer silahlar var, işte şeyler var, kimyasal, biyolojik silahlar var dediler. Sonra da yılışarak, sırıtarak, ya yokmuş kusura bakmayın. 1,5 milyon insanı öldürdüler, yerlerinden, yurtlarından ettiler, mahvettiler. Arkasından da ya kusura bakmayın yokmuş diyerek işin içinden çıktılar. Irak'ı paramparça bir halede getirdiler evet, üstelik. Evet, öyle bir ülke kalmadı resmen. Afganistan'ı gittiler, neyle itham ettiler? Efendim siz işte bu İkiz Kuleler olayının failleri El-Kaide'dir, El-Nusra'dır, buralardadır, biz bunları operasyona geldik falan diyerek orayı da alt üst ettiler, darmadağın ettiler. En sonunda da bırakıp gene geri çıkıp gitmek mecburiyetine kaldılar. Milyonlarca insan orada hayatını kaybetti. Şimdi eskiden olsaydı Kurtuluş Bey, bunlardan belki insanların haberi olmayabiliyordu. Hakikaten olmadı. Mesela Körfez Harbi'nde ben hatırlıyorum, Amerikalılar o zaman napalm bombalarıyla hem sivil halka hem de Irak ordusuna müthiş zayiatlar verdiler. Yani bir bombardımanda 100 bin kişinin öldüğü katliamlar yaşandı.
İnsanların bundan hiç haberi olmadı. Çünkü 3-5 tane televizyon kanalı canlı yayın yapıyordu. Herkes de oraya fokuslanmıştı böyle. Zannediyordu ki bütün haberler oradan geliyor bize. Halbuki hiç öyle bir şey yoktu. Onlar sadece göz boyamaydı. Onlar da hep bize şu görüntüyü veriyorlardı. İşte Baltık Denizi'ne Saddam şeyi dökmüş, petrol dökmüş. Orada bir karabatak kuşu petrole bulanmış, uçamıyormuş evet, falan evet, diyerek evet. insanlara gözyaşı döktürüyorlardı. İşte o insanların o karabatak kuşunu ağladığı zamanlarda yüz binlerce insanın hayatına kastettiler. İnsanlardan bunların haberi olmadı. Niye olmadı? Çünkü sosyal medya yoktu. Merkez medya vardı ve bu merkez medya neyi istiyorsa insanlar onu hali öğrenebiliyorlardı. Şimdi öyle değil. İşte Gazze'deki örneklerinden görüyoruz biz bunu. Bir yerde bir zulüm, bir katliam olduğu zaman mızrak çuvala sığmaz hale geldi. İnsanlık farkında. Farkında oldukça da dikkat edin. Bu vahşeti işleyen devletlerin yaşadığı topluluklar en büyük itirazı yapıyorlar. Hatta Amerika'da böyle bir sorgulama uyanış da başladı yani. Dediler ki ya o bir Ladin mektubu tartışmada çıktı Amerika'da. İnsanlar Allah Allah biz bunları böyle bilmiyorduk, bize böyle anlatılmadı diyerek kendi devletlerinin işlediği cinayetleri, yaptıkları haksızlıkları sorgulamaya başladılar. Bu gittikçe de yayılacak. Sosyal medya böyle kaldığı sürece. Yani Meta grubunu şu anda Siyonistler kontrol ediyor ama X grubunu edemediler henüz. Oradan yayılan bir enformasyon var. Bu sayede de insanlar gerçek bilgiye ulaşma imkanına hala sahip. Ve netice itibariyle şu anda Türkiye'nin getirdiği vizyon, dediğim gibi sadece bir siyasal genişlemeyle veya sadece siyasal iddialarla sınırlı değil. Bir medeniyet iddiası var ve bu iddianın da içinde insanlık var. İnşallah başarılı olursak sadece Türkiye'ye ait bir kurtuluş hikayesi olmayacak bu. Gerek Türk dünyasına, gerek İslam dünyasına gerekse de bütün bir insanlığa ait olacak. Rahmetli Erbakan'ın böyle bir vizyonu vardı, böyle bir hedefi vardı. Derdi ki, o zaman için söylüyor. 7 milyar insanın saadeti için evet. çalışıyoruz. Şimdi Türkiye'nin de böyle bir misyonu var. Zulmün olduğu her yere biz Allah'ın izniyle ulaşacağız ve o zulmü oradan kaldıracağız. Bunu başarabileceğimize dair doneler de mevcut. Yani eskiden söylenseydi ya bunlar hayaldi denirdi ama hayal olmadığını nerede gördük? Karabağ'da gördük. Bakın. Hayal olduğunu nerede gördük? Şeyde de Kosova'da gördük. Nerede gördük? Libya'da gördük. Yani Türkiye'nin eline attığı, adım attığı yerlerde zulüm gerçekten sona erdi. Bu yüzden de Türkiye'yi kendine rakip görenler, potansiyel rakip olarak görenler bu iddialarında tabii ki haklılar. İstemiyorlar ki böyle bir güç karşılarına çıksın. Ve şunu da çok rahat görüyorlar ki Türkiye bir ivme yakalamış durumda. Her alanda yani gerek teknolojik yönden, gerek harp sanayi yönünden, gerekse siyasal yönden bir ivme yakalamış durumda. İşte Türk Devletleri Teşkilatı'ndan tutun İslam Birliği'ne kadar. Bu trend de devam edecek olursa da yarın bir gün bileğini bükemeyeceğimiz hale gelecek. Ne yaparsak şimdi yaparız diye düşünüyorlar. O yüzden de bir takım provokasyonlarla bizi sahaya çekmeye çalışıyorlar ama Türk devlet aklı da bu oyunları çok iyi gördüğü için henüz daha başaramadılar Allah'a şükür. Evet çok şükür diyelim. Hocam bu PKK terör örgütünün ülkemizin içerisindeki uzantıları nelerdir, kimlerdir? Şimdi bu örgütü 1979 yılında başlamışlardı. Yani kabataslak hesap edersek belki de bir 40-50 yıllık hikayesi evet, var. Evet. Kurtuluş Bey, PKK olayını Arz-ı Mevud olayından ve Siyonizm'den ayrı düşünemezsiniz. Yani Arz-ı Mevud için bölgemizde plan yapanlar, harita çizenler bu haritayı gerçekleştirmek için bir takım araçlara muhtaçlardı. Ve bu araçları da oluşturdular. Bunların başında PKK geliyor. Ve PKK üzerine o kadar ciddi yatırımlar yaptılar ki bunlar genellikle bizim insanlarımız çok fark edemiyor. Yani büyük bir küresel destek var. Aşağı yukarı Batı devletlerinin tamamına yakını şeklen bunu terör örgütü gibi tanısa da arka planda destekliyor. Evet. Şunu söylersem beni daha iyi anlayacaklardır. Mesela Selahattin Demirtaş bir kitap yazdı Seher diye. Seher aslında bir terörist. Onun adını özellikle koydular. Ve şeyde bir neydi o Nobel ödülü dağıtılıyor artistlere. O ödüle giden oyunculardan bazılarının koltuğunun altında bu kitap var.
ve ismi görünecek şekilde kameralara zoomluyorlar bunları. Düşünün ki dünyada Selahattin Demirtaş'ın yazdığı kitap övdüğü terörist veya temsil ettiği terör zihniyeti kabul görüyor. Bütün dünyanın kabul ettiği bir özgürlük ve barış hareketini bir tek engelleyen kim görünüyor? Türkiye görünüyor. Evet. Türkiye'de zalim ve dikta olarak görüntüsü çiziyorlar. Şimdi PKK'ya bu kadar büyük bir misyon yükleyenlerin mesela Suriye'deki uzantılarına ne kadar yüklü silah verdiğini herkes biliyor. Herkes bilmem 60 bin 70 bin tırdan bahsediyor ama uçaklarla gelenlerden haberleri yok. Evet. Bir o kadar. Orada o kadar bu desteği verenlerin Türkiye içinde ne kadar lojistik destek verdiklerini, istihbarat desteği verdiklerini, örgütlenme, medya desteği verdiklerini tahmin edebilirsiniz. Bu haliyle de şimdi gerek HDP, gerekse KCK, Türkiye'de bu HDP zihniyetinin veya PKK zihniyetinin var olduğu sokaklara kadar, mahallelere kadar ve hanelere kadar örgütlenmiş durumda. Yani bunlar bu hazırlığı yıllardan beri yaptılar. Birbirlerinden son derece haberliler. Mesela şuradan bir çıkarım yapabilirsiniz. Hani parti olarak seçimlere girmedikleri zamanlar bunlar bağımsız adaylar çıkarıyorlardı değil mi? Bağımsız aday çıkardıkları zaman diyelim ki Diyarbakır'dan 8 tane milletvekili çıkaracaklar. Bunu biliyorlar. Diyarbakır'ı 8 bölgeye ayırıyorlar. Ve her bölgenin adamına bir işaret tarif ediyorlar. Diyorlar ki bu bölge adayımız şudur, sen sadece buna bakacaksın. Yani orada bağımsız adaylar bir sürü var. O bölgedeki adam hangisine verecek? Bunların hepsini ayarlamışlar. Bir tane oy telef etmeden bütün oylarından milletvekili çıkarmayı başardılar. Evet. Bu bize neyi gösteriyor? Son derece örgütlü bir ağ yapısının var olduğunu gösteriyor. Böyle bir yapının da bu ilkokul mezunu bile olmayan, yani bu teröristlerden ve bu aklı kullanan insanlardan bahsediyorum. Karacahil insanların marifet olduğunu hiç kimse bize söylemesin. Aklımızda da dalga geçmesin. Evet. Ne kadar büyük bir istihbarat desteği gördüğünü buradan anlıyoruz. Ve sanki buradaki mücadelenin veya PKK'nın verdiği mücadelenin bir Türk-Kürt kavgası olduğu gibi bir imaj oluşturuluyor. Bununla da hiç alakası olmadığını herkes gayet iyi biliyor. Çünkü bizim devletimizin içerisinde en tepeden bakın. En tabana kadar, yani bakanlarımız içinde kaç tane Kürt kökenli olanlar var. İşte Hakan Fidan Milli İstihbarat'ın başındaydı ki Türkiye'nin en önemli kurumlarından bir tanesi. Evet. Erciş'ti. Bunları saymaya lüzum yok. Zaten cephede onlarla mücadele eden komandolarının içerisinde bile Kürtler bir hayli çok. Meselenin Türklükle Kürtlükle hiç alakası yok. Bu tamamen nedir? Emperyalizm tarafından maşa olarak kullanılan bir terörist grup var ki bunların içerisinde hatta şunu da söyleyeyim. HDP'nin milletvekillerine bakın çoğu Kürt değil. Kürtçeyi bile bilmiyorlar. Şeyin örgüt yapısına bakın PKK'nın onlarda da mesela adam Trabzonlu Türk ama PKK'cı. Yani sol ve Marksist gelenekten gelmiş, onların içerisine girmiş. Buradaki mesele Türklükle Kürtlükle hiç alakalı değil. Böyle örgün bir yapısı var bunların. Ve bu yapı aynen FETÖ gibi maalesef sosyal medyada da çok örgün. Yani acayip bir kenetlenmeleri var. Belli takip ettikleri hesaplar var bunların. O hesaptan bir işaret fişeğe çakıldığı an hepsi o noktaya toplanıyorlar. Ve orada bir senkronize hareket etmeyi de başarıyorlar. Bunları da ne için söylüyorum? Yarın bir gün Türkiye böyle kritik eşiklere geldiği zaman neyle muhatap olduğunu anlasın diye söylüyorum. Bu örgütlü yapının kendi işlerinde tabii ki yayın organları var, ideolojik uzantıları var. Bunları hep domine ediyorlar. Ve bir de başka yapılarla olan bağlantıları var. Diyelim ki LGBT üzerinden o kesime doğru açılmışlar. Veyahut da feminizm üzerinden o kesime doğru açılmışlar. İrtibat kurdukları kesimler var. Ve bu kesimler içerisinde bizi en çok sıkıntıya düşüren ve düşürecek olan da maalesef CHP'ye doğru yaptıkları bir uzantı. Son iki günde yani bu terör olayında da bunu en vahim şekliyle gördük. Ne oldu? Bütün Türkiye'nin gözü önünde olan bir hadise. Evet, evet. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki partiler teröre karşı ortak bir deklarasyon yayınlarken HDP baskısıyla CHP bu işin dışında kaldı. Tepkiler ayyuka çıkınca da ertesi gün vaziyeti kurtarmak adına kendileri bir güya şey yayınlamış oldular.
Şimdi burada benim Kurt Kafanı kitabımda yazdığım bir gerçek var. Onu hatırlatayım. Bugüne kadar muhalefetin lokomotifi CHP'ydi. Bu benim iddiam. Kitabıma da yazdım. Fakat şu anda bu HDP. Yani HDP sürüklüyor gerisini vagon. Ve bu adamların bu konuda ne kadar mesafe aldığını da son seçimlerde gördük. %48'e yakın bir oyu domine etmeyi başardılar. Ciddi şu anda da Türk siyasetinde bir kilit nokta haline de gelmeyi başardılar. İşte şimdi yerel seçimler var. Yerel seçimlerde herkesin hesabı HDP'nin %10'a yaklaşan oyunu alarak nasıl belediyeleri alırız şeyine de geldi. Ben şuna da Kurtuluş Bey şahit oldum. 2019 yerel seçimlerindeydi söylediğim hadise. Bir arkadaşım mesaj attı, dedi ki, çok samimi bir arkadaşım, Şemdinli'den kendisi Kürt. Hocam dedi, biz dedi Kürt olduğumuz için hani buradakiler rahat konuşuyorlar ve şunu söylediler dedi, KCK'lılar, PKK'nın sivil uzantıları bunlar. Diyorlar ki işte biz gittik AK Parti'nin gençlik kollarına üye olduk. Oradan sandık görevi elde ettik. Ve şimdi sandıklarda bizim arkadaşların olduğu yerlerde istediğimiz gibi at oynatıyoruz. Mümkünse bunu haber edin gereken yerlere diye arkadaşım bana mesaj attı. Yani bu adamların örgütlenme tarzını bildiğim için buna şaşırmadım ben. Gerçekten örgün hareket etmeyi biliyorlar. Bu anlamda PKK dediğimiz tehlike sadece ağdaki veya mağaradaki teröristten ibaret değil. Bunların şehirlere ve sokaklara yayılmış uzantıları var. Fakat Allah'a şükürler olsun ki yani son 10 sene diyeyim neredeyse son 10 senedir baş gösteremiyorlar. Dün bu bazı sokak röportajları oldu veyahut da bir milletvekilinin bir beyanatı oldu falan, çok rahatsız oldum. Yani bu kadar şımarıklıktan, evet yani gerçekten bu kadar ileri gitmekten, bu kadar pervasızlıktan çok rahatsız oldum. Cesareti ve nereden alıyor onu anlamış değilim. Peş peşe tweetler attım, dedim ya bu kardeşim dünyanın hiçbir ülkesinde olmaz Allah aşkına. Nasıl cesaret buluyorlar? Adam çıkıyor Bakırköy'de terörist olan sizin devletinizdir diyor, evet, ya kameraya. Evet, gerçi gözaltına alındığı için tutuklandı, evet, ama yani bunu diyebilmesi bence yani bir büyük cesaret ya. Bunu asıl bir şey vermişler bunlara, evet, yani hakikaten bu cesareti nereden alıyorsun? Şöyle bir şeyi Kurtuluş Bey düşünün ki Amerika'da yapsanız, düşünün ki Rusya'da, Çin'de yapsanız. Ya ertesi gün sizin tozunuzu bulamazlar ya. Doğru. İmkanı yok. Allah'tan ki bugün İçişleri Bakanı peş peşe iki tane tweet attı. Ben de onları paylaştım. Operasyonlar yapılmış. 40-50 tane kadar bu sosyal medyadan böyle provokasyon yapanlar toplanmış. Biraz yüreğimiz soğudu ama dediğim gibi ya bir milletvekili kalkıyor HDP'nin diyor ki eğer diyor Öcalan'a tecridi kaldırmazsanız, evet, Tekirdağ'da, Trabzon'da huzur bulamazsınız. Yani buralarda biz adam öldürürüz, bomba patlatırız demeye getiriyor. Şimdi ben bekliyorum ya bu milletvekili hakkında fezleke hazırlandı mı hazırlanmadı mı? Bu cesareti nereden alıyorlar? Ve şimdi bu adamlara düşünün ki biz aman dünya bize demokratik desin, aman biz insan hak ve hürriyetleri konusunda titiz davranıyor görünelim, aman anayasaya bağlı, işte hukuka bağlı olduğumuzu ispatlayalım derdinden dolayı erişemiyoruz. Bunların partisi olduğunu dünya alemin bildiği partiye 539 milyon 500 bin lira bir de senelik yardım yapıyoruz. Evet, ya bu milletin vicdanı kardeşim bunları kabul etmiyor ya. Kabul etmiyoruz, haram ediyoruz. Şimdi hükümet gerçekten o konudaki gayretine şahit olduk. Mahkemeye verdi. Mahkemede bu yardıma bloka koydu. Anayasa Mahkemesi tuttu bunu kaldırdı. Yani ben de buna isyan ediyorum. Bu Anayasa Mahkemesi kardeşim tamam kanunları denetler ama kanun koyucu gücü yok Allah aşkına. Bunları yapmayın. Bu milletin vicdanı böyle şeyleri kaldırmıyor. Ve bu terörü açıktan Öcalan'a özgürlük diyen adamlara biz milletvekili maaşı veriyoruz. Haklarından yararlanıyor ve kalkıp konuşuyor. Daha da yaranamıyoruz. Şimdi bütün bunlara rağmen Türkiye dikte oluyor. Antidemokratik oluyor. Fakat dikkat edin. Amerika'da bir adam, bu yanlış hatırlamıyorsam Ağustos ayında oldu, Biden'ı tehdit etti sosyal medyadan. Utah'ta oluyor bu hadise. Amerika'da, Utah'ta. Aynı günün akşamı FBI polisleri gidiyorlar. Adamı kurşuna diziyorlar evinde. 75 yaşında bir ihtiyar. Evet.
Hiç kimse de Amerika'da bunu sorgulamıyor. Ya bu devlette kardeşim hukuk var mı? Niye bu adamı yargılamadınız, suçluysa falan diyen çıkmadı. Olmadığını nereden biliyoruz? İşte polisler bazen böyle zencileri veya şeyleri iki adım atsa çekip vuruyor. Kimse hesap sormuyor. Aynı şekilde Almanya'da görüyoruz, İngiltere'de görüyoruz. Hele Rusya, şimdi Rusya'da bu tür işlerin zaten şakası bile olmuyor. Bazı oligarklar güya Putin'e res çektiler, kaçtılar. Rus istihbaratı hangi birini sağ bıraktı? Bir tanesini onların sağ bırakmadı. En son Prigojin, hatırlayın, o Rus özel kuvvetlerinin başındaydı. Bir posta koymaya kalktı. Adamı havada patlattılar. Evet, bir kazada, sözde kazada. Tabii. Allah aşkına ya, bu kadar şeye tedirginliğe gerek yok. Yani Türkiye burada demir yumruğunu masaya koyacak. Bir de biz şimdi böyle meseleleri çok suhuletle tartışacak bir zamanda da değiliz. Kritik günler geliyor. Savaşın eşiğindeyiz. Her an nereden ne patlayacak bilemiyoruz. Ve bu şartlar altında gerçekten bu kadar lüks bir demokrasi gömleği bizi sıkıyor işin doğrusu. Göz açtırmamak gerekiyor. Ve ben şunu da görüyorum. Bu tür operasyonlar yapıldığı zaman milletin yüreğinde bir soğuma meydana geliyor. Ve şuna da şahit olduk dün. İşte terör olaylarından şehitler evlerine geldiler. Bazı şehit yakınları, gelen kimi riyakar diyeyim ben onlara, başsağlığı için gelenleri kabul etmediler veya tepki gösterdiler. Bizim nice böyle anlı şanlı medyacılarımız veya gazetecilerimiz o şehit ailesini suçladı. Babasına kızdılar, hakaretler ettiler. Sen kim oluyorsun da gelen siyasiler? Kardeşim, birisi bana taziyeye geliyorsa, ben bu adamın niyetinden şüpheliysem kabul etmem ya, mecbur muyum? Ev sahibi ben değil miyim? Ben kabul etmiyorsam senin bana bu hakareti yapmaya ne hakkın var? Yani bu kadar bu cesareti bu insanlar nereden buluyorlar, nasıl alıyorlar? Diyorlar ya Türkiye diktatör, keşke olsaydı de diyesi geliyor insanın. Keşke olsaydık da şu adamların biz ağzını yamsaydık, milletimizin vicdanı birazcık rahatlasaydı. Bu insanlar da bu kadar rahat, hem bunları söyleyebiliyorlar hem de bir de utanmadan ya Türkiye'de özgürlük yok, hürriyet yok falan diye esip gülüyorlar hala. Ve bunlara biz cevap vermekte sıkıntı yaşıyoruz. Hayır kardeşim, en gelişmiş, bize model gösterdiğiniz ülkelerin hangi birisi ne yapıyorsa aynı şeyi biz de yapacağız. Bu konularda gerçekten de çok şey davranmaya gerek yok. Ben şahsen milletimiz adına bu temennileri dile getiriyorum. Bir vatandaş olarak razı değilim. Yani teröristlerin veya onları destekleyenlerin bu kadar şımarmasına, bu kadar kendini göstermesine, bu kadar ağızlarını açmalarına razı değilim. Devletin demir yumruğunu onların üzerinde görmek istiyorum. Ve bunu da gördüğüm zaman işin doğrusu çok rahatlıyorum. Evet, yani bir vatandaş olarak bakıyorsunuz işte sözde vekiller devletin A'dan Z'ye dokunulmazlığından tuttu. A'dan Z'ye her imkandan yararlanıyor. Maaşını alıyor. Ya. Ama dönüyor dolaşıyor, ben TC'yi tanımıyorum diyor. Peki tanımadığın bir TC'den sen nasıl maaş alırsın? Sen nasıl milletvekilliğinden faydalanırsın? Tanımadığım insandan bunlardan yararlanabilir misin? Evet. Şimdi ortada çok ciddi bir çelişki var. İşte biz de hani bizim ödediğimiz vergilerle bunlara maaş ödenmesi, bunlara hak tanınması bizi gerçekten üzmekte. Yani buna da bir el atılması gerekiyor. Tamam, biz demokrasi beşiğiyiz ama hani bu kadar da bence fazla diye düşünüyorum. Maalesef yani maalesef. Bu da aslında Kurtuluş Beşiği'den kaynaklanıyor. Yani geçmiş yıllarda Türkiye'de nasıl bir düzenek kurulmuş, düzeneği bozmanın da İşin doğrusu ne kadar zor olduğuna dair örnekler görüyoruz. Yani Allah hükümetine yardımcısı olsun. Bakın, bu şeyi kapattırmak için uğraştılar HDP'yi. Anayasa Mahkemesi ona vize vermedi. En azından verilen yardım engellemek için mahkeme kararı çıkarttılar. Onu da Anayasa Mahkemesi gene engelledi. Devlet Bahçeli'nin çok haklı bir tepkisi var. Yani bu Devlet Bahçeli şey diyor, Anayasa Mahkemesi bir vesayet kurumu gibi hareket ediyor. Hakikaten de vesayet kurumu olarak kurulmuştu zamanında da 61 anayasasıyla. Biz zannediyorduk ki hani köprünün altından sular aktı. 20 senedir AK Parti iktidar. Bunların üyelerinden çoğun da bu iktidarın döneminde atandığı için belki normalleşti zannediyorduk. Olmamış henüz. Evet, yani şunu da hani biraz önce de ifade ettik, işte sosyal medyada çıkıyor kendini bilmezin biri, devlete terörist diyor. Evet. Ya terörist dediğin bir devlette sen niye yaşıyorsun ki? Terk et. Yaşama. Şimdi aslında Kurtuluş Bey, formül çok belli ya. Bunun vatandaşlık şeyini iptal edeceksin. İptal edeceksin. Madem evet, devlet terörist kardeşim. Hadi kardeşim. Güle güle diyeceksin. Demek zorundayız yani. Bilmiyorum. Tabii. Da bunu gerektiriyor. Çünkü bu
sınırlar içerisinde yaşayıp bu bayrak altındaysan, ki hani ben bu ülkede Türk-Kürt sorunu olduğunu düşünmüyorum. Kesinlikle. Biz kardeşiz, yıllardır da böyle geldik. Komşularımız da var, eşimiz de var, dostumuz da var. Ben zannetmiyorum ki işte siz gidip de ya bu esnaf Kürt, ben bundan alışveriş yapmam demiyorsunuz. Kürt kardeşimiz de yine aynı şekilde gelip de bu Türk, ben bundan alışveriş yapmam demiyor. Öyle bir ayrım yok. Ortada bir provokasyon var ve kesinlikle bakıyorsunuz işte devlete terörist deme cesaretini gösteriyor. Devlet de gereğini yapınca özgürlük yok diye bu sefer ya, bağırmaya başlıyor. Kıyamet koparıyorlar. Evet, maalesef çelişkiler var. Hocam Filistin'e döneceğiz birazdan. Kısa bir aramız olacak müsaadenizle. Önce kısa bir ara verelim efendim. Sonrasında Filistin meselesiyle devam edeceğiz. Sosyal medyamızı nasıl alırdınız? Bizde tek ekran, tek tıklama var. Artık bütün sosyal medya hesaplarımız tek ekranda. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, ayrıca WhatsApp ve Telegram iletişim kanallarımız da bu platformda sizlerle. Anında erişim, anında gezinti. İnternetteki zamanı bizlerle değerli kılın. Haber ötesiyle tekrardan karşı Şevki Karabekiroğlu konuğumuz idi. İlk bölümde terör örgütleri ve terör örgütlerinin destekçilerini konuştuk. Şimdi de döneceğiz Filistin'e. İsrail'in Filistin'de yapmış olduğu o katliama. Şimdi buna savaş diyenler var. Bu bir savaş değil. Kesinlikle bir savaş değil. Bu bir soykırım ve bebeklerin katledildiği bir soykırım. Ve hani Türkiye'yi olmayan bir soykırım üzerinden köşeye sıkıştırmaya çalışanlar vardı ya, hani işte gözlerinin önündeki o soykırımı görmeyenler, görmek istemeyenler hala sessizliğini de bu arada korumaya devam ediyor. Hocam, o coğrafyadaki son durumu sizden almak isteriz. 80. gününde bugün. Bir yerden yakaladınız hakikaten. Bizde olmayan soykırım üzerinden bizi ifham edenler, gözlerinin önünde canlı yayında soykırım var ve buna üç maymun oynuyorlar. Kör sağır davranıyorlar. Hakikaten çok trajik bir şey. Artık şunu biz gerçek olarak görüyoruz ve anlıyoruz ki bir şeyin hakkında haklı olman yetmiyor. Bir de güçlü olman gerekiyor. Güçlü olursan ve arsız olursan hakla senin olmuş oluyor. Çünkü İsrail'de bunu biz görüyoruz. Şimdi 7 Ekim'de başlayan bir savaş var Kurtuluş Bey. 7 Ekim'e kadar da 1948'den başlarsak, belki bunun önceki de süreci de vardı ama mütemadiyen oradaki Müslümanlar üzerinde, Filistin halkı üzerinde bir baskı ve terör uygulayan, devlet terörü uygulayan İsrail vardı. Ve bunun sonucunda bu insanlar kendilerini korumak için bir sürü yollar, formüller denediler, oldu olmadı. Sonra onları ikiye böldüler. İşte bir ucu Gazze'de kaldı, bir kısmı Batı Şeria'da. Batı Şeria'daki yapıyı onlar işte resmen tanıdılar, devlet olarak değilse bile, ama Gazze'yi zaten hiç tanımadılar. Gazze'de de bir demokratik süreç sonucu seçilmiş bir yönetim var, Hamas yönetimi. Şimdi oranın öbür taraftan farkı şu, burası bir yekpare. Yani küçük bir şerit Akdeniz kıyısında ama Batı Şeria gibi dilim dilim edilmiş değil en azından. Bir de başlarında bir kukla yok, daha bağımsız hareket edebilen bir siyasi yapı var. Bu yapıyla da İsrail arasında bugüne kadar hemen hemen her Ramazan, zaten belki hatırlarsınız, periyodik bir şekilde oralara bombardıman yapardı. Fosfor bombaları atardı İsrail. Bunlara kan kustururdu. Ve her defasında bu yaptığı pervasızlık yanına kar kalırdı. Üstelik de bu şeyi de abluk altına almış. Gazze'yi de abluk altına almış. Oraya herhangi bir silah, teçhizat veya yapımına yarayacak şeylerin girilmesine de asla müsaade etmemiş. Bu insanlar iki seçenekten birine muhataplar artık. Yani ya
bu zulüm ve işkence altında ölünceye kadar böyle yaşayıp gidecekler. Bu işgali, bu zorbalığı kabul edecekler. Ya da geçmişte Maraş'ın yaptığı gibi işgal karşısında bir aslan gibi ayağa kalkıp inceldiği yerden kopsun, ne olacaksa olsun. Biz izzetimizi, namusumuzu, şerefimizi, bağımsızlığımızı temin etmek için bir harekete geçeceğiz diye karar verecekler. İkinciyi seçtiler. Hamas zaten böyle bir iddianın sahibiydi. Askeri bölümü İzzettin Kassam Tugayları diye biliniyor. Ve bizi şaşırtan şey şu oldu. Hani dışarıdan silah girişi yok, acayip bir ambargo var. Bir evet. Enjektör bile sokamıyorsunuz normalde. İster istemez bu silahları içeriden üretmek zorundasınız. Ve bu çocuklar ne yapmışlar? Kendileri onları hep yapmışlar. O Yasin 105 füzelerini falan şeyleri, roketlerini hep kendileri yapmış, imal etmiş. Ve oldukça da iyi hazırlandıkları belli. Şimdi sahadaki savaştan görüyoruz. İsrail ordusu ki dünyanın dördüncü büyük silahlı gücü olarak kabul ediliyor. Öyle bir orduyla kara savaşına başladığı zaman İsrail ordusunun tel tel nasıl döküldüğünü ve Kassam Tugaylarının nasıl bir başarıya imza attığına şahit olduk. Bunu da görünce şunu anladık ki bu adamlar yıllardan beri süre gelen bir hazırlık içindeymişler. İyi eğitilmişler, bugüne çok iyi hazırlanmışlar. Hatta o 7 Ekim'den sonraki süreçte 1-2 hafta karadan girmeye cesaret edemediler. İşte Yahya Sinvar, şeyin liderlerinden Kassam'ın, öyle bir açıklama yaptı. Biz İsrail ordusunu bekliyoruz, buyursunlar gelsinler diye meydan okudu tabirindeyse. Fakat yine hatırlasın bizi dinleyenler, İsrail ordusu böyle ayakları geri geri gitti. Bir türlü girmeye cesaret edemediler. Sonra girdikleri yerlerde de çok büyük pişmanlıklar yaşadılar. Mesela en iddialı Tugaylarından birini soktu oraya, Golani Tugayları diye. Şimdi onun %40'a yakın kayıp verince gene geri çekmek zorunda kaldı. İsrail zaten bu savaştan önce de bir krizin içindeydi. Yani bu Netanyahu hükümetinin o kadar yolsuzlukları, yalan yanlış işleri var ki İsrail halkı da bundan bizzar kalmış durumda. Muhalefet de isyan ediyor. Görevden alınsın diye zaten bir tartışma vardı. Şimdi böyle bir şeyin içerisine savaşın sokarak Netanyahu o tartışmaları birazcık ertelemiş gibi göründü ama daha büyük tartışmalar kendisini bekliyor. Neden? Kayıpları gizliyor. Şimdi morglarda cesetler bekliyor. Yaralı sayılarını vermiyorlar. Ve İsrail halkı bunlardan habersiz. Bir haber. Esirler var. Esirler var. Ve bu esirlerin içinde de çok dişli adamlar var. Generaller var. Yani İsrail'i en çok zorlayan konulardan bir tanesi bu. Onun için de tabir yerindeyse Gazze'ye saplandılar ve bugünden sonra savaşın seyri nasıl seyrederse etsin, nasıl giderse gitsin, bu savaş aslında bitti. Dünya kamuoyu gözünde bitti ve dışarıdan kaplan gibi görünen İsrail ordusunun aslında bir kedi bile olmadığı, korkak, kağıttan bir kaplan olduğu, bezli asker diye artık bölge halkının dilinde alaylara konu olduğu görüldü. Yani askeriyenin içinde birbirine evlilik teklif eden erkekler vardı hocam. Ya, yani bu kadar trajik bir... Ve Tayyip Erdoğan çok güzel bir şey söyledi burada. Dedi ki ya dedi bu İsrail ordusu 3-5 mücahitle baş edemiyor. Evet. Nizami ordularla karşı karşıya gelse ne olacak? Gelse ne yapacak? Yani bugünden sonra artık İsrail'in orada nefes alması, hayat bulması imkanı kalmadı. İmajını bir kere feci şekilde karizmayı orada çizdirmiş oldu. Bu anlamda bu büyük başarıya imza atan Kassam'ı gerçekten kutlamak gerekiyor. Ve aynı zamanda şunu da bize yaşattılar. Hani Müslümanların üzerinde bir ölü toprağı vardı hakikaten. Neredeyse biz bu manda düzenini kanıksamıştık. Fakat şimdi burada bazı açıklamalar yapıyorlar. Diyorlar ki şu anda yeryüzünde tek bağımsız yer Gazze'dir. Hakikaten öyledir. Adamlar üzerlerinde kurulan hegemonyaya karşı ayaklandılar. Ve bu ayaklanma sırasında da şöyle bir şecaat gösterdiler. Zulme uğrayan, kendi ailesinden 30-40 kayıp veren insan bile savaş bitmesin diyor ya. Ben de gideyim diyor. Ben de şehit olayım ama bitmesin. Çünkü çocuk bile bitmesin diyor. Çünkü kaybedecek bir şey kalmadı artık. Aynen. Yani bir toprak var. Onun için bir mücadele vermeye devam edecektir. Tabii. O. Bitsin de istemiyor yani zaten. Böyle bir zilletle zaten, evet, biz bugüne kadar hep eziliyorduk, hep dışlanıyorduk, hep zillete maruz kalıyorduk. Böyle yaşayacağımıza böyle ölelim, daha iyi diyor insanlar. Ve onların o duruşu, o tavrı, Kurtuluş Bey, insanlıkta bir şok etkisi yarattı tabir yerindeyse. Birçok ben videolar gördüm, mesela TikTok'tan paylaşmışlar veya YouTube'dan başka yerlerden paylaşmışlar.
İnsanların metaneti, zorluklar karşısındaki duruşu, Allah'a olan tevekkülleri, yani bizi diyor İslam araştırmaya ve kendimizi sorgulamaya sebep oldu. Dünyanın her yerinde böyle bir sorgulama da başladı. Tabii ki bu sorgulamanın bir yandan İslam'ı araştırmaya insanları yöneltirken bir yandan da İsrail konusunda insanların bugüne kadar maruz kaldığı yalanların hep filmlerinde, dizilerinde veyahut da romanlarında mütemadiyen işledikleri tema neydi? Biz çok zulme maruz kaldık, holokost yaşadık, katliama uğradık. O yüzden de hep kendimizi korumak zorunda kaldık. O yüzden de bazen böyle sıra dışı işler yapmak zorunda kaldık falan gibi şeyler söylüyorlardı. Şu hadisede bunların ne kadar yalancı olduğu, ne kadar zalim olduğu, ne kadar alçak olduğu görüldü. Çünkü Amerikalılar bile ilk gün hatırlayın peş peşe böyle devlet başkanları geldi, Netanyahu ile kucaklaşıp ona destek mesajları falan verirken şu an uzak duruyorlar. Onların bile vicdanının kabul edemediği alçaklıklar yaşanıyor. Şimdi Amerikalılar diyorlar ki güdümsüz füze kullanıyorsunuz. Güdümsüz füze ne demek? Atıyorsun, nereye düştüğüne bakmıyorsun, aldırmıyorsun anlamında. Ya güdümlü olsa ne yazar? Zaten bunlar ayırmıyor ki. Kadını, çocuğu, bebeği evet, ayırmıyor evet. ki. Bu kadar alçaklık, şimdi İsrail'i insanlığın vicdanında mahkum ettiği gibi onların paralelinde hareket edenleri de mahkum etti. Dünyada acayip bir nefret dalgası uyandı. Hem kendi toplumlarında hem de dünya kamuoyunda. Böyle bir nefreti de veyahut da böyle bir dalgayı da hiç kimsenin kaldırabilme lüksü yok, imkanı yok. Yani eskiden olsaydı belki siz insanları manipüle ederek yalan yanlışla işte şeylere terörist diyordunuz, Afganlılara, Irak'ta kimyasal var diyordunuz, kandırıyordunuz ama artık bu mızraklar çuvala sığmaz oldu. Yemiyor insanlar. Haliyle de bu şey bir dönüm noktası. Sadece İsrail'le, Gazze'yle, Filistin'le de sınırlı bir dönüm noktası değil üstelik. Bölgede çok büyük bir değişim yaşanıyor, bir kapışma var ve bu kapışmanın galipleri olacak, mağlupları olacak. Amerika'nın can havliyle yaptığı yığınağa bakarsanız burada ne kadar büyük bir kavganın yürüdüğünü görürsünüz. Ya şimdi düşünün iki tane şey filosu, ne diyorlar ona? Uçak gemisi filosu getiriyor. Yani uçak gemisi de dediğiniz zaman bir tek gemiden oluşmuyor. Onların yanında bir sürü kruvazörleri veya bizim TCG Anadolu büyüklüğünde başka gemileri de var yanında. Onlarca. Ve bölgedeki bütün devletlerin elindeki silahlardan daha fazla silah gücüyle geliyor. Ve şunu söylüyor, diyor ki bölgedeki herhangi bir devlet İsrail'e karşı engel olmaya kalkışırsa biz onları dengelemek için veyahut onlara karşı koymak için geldik diye mesajını da veriyor. Bu kadar büyük bir yığınağın, yani normalde bir uçak savarı bile olmayan Hamas için olmayacağını dünya alem biliyor. O zaman burada bir başka dümen dönüyor. Ne olup bitiyor? Çok acıklı bir şekilde şuna ben şahit oluyorum. Türk kamuoyu olaya magazinel baktığı için burada dönen işlerin genellikle farkında değil. Medyada maalesef yeterli bilgilendirmeyi tam manasıyla yapmıyor. Hatta daha acık olan da şu. Belki bu konuların ciddi tartışıldığı programlar var ama insanlar bu programlar yerine dizileri tercih ediyorlar. Duyarsızlaşmışız. Kafa konforunu bozmak istemiyorlar. Ya ben şimdi buradan bağıra çağıra söylüyorum kardeşim. Bunu ben de söylemiyorum üstelik. Amerika devletinin başında olan adam söylüyor. Biden söylüyor. Uzmanlar söylüyor. Diyorlar ki 10 sene içerisinde olacak. Devletler nükleer bir savaş olacakmış gibi hazırlık yapıyorlar. Gerekli yasaları çıkarıyorlar. Girdikleri kuru şeylerden çıkıyorlar. Hani nükleer kullanmayı yasaklayan bir takım anlaşmalar imza atmışlar. Teker teker bunlardan çıkıyorlar şu anda. Ve ağzını açan cevabım nükleer olacak diye söylüyor. Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki tartışmayı Amerika'nın ve Kuzey Kore'nin verdiği cevap böyleydi. Japonya aynı. Amerika'nın onlara verdiği cevap aynı. Rusya'nın mesela bu şey geldiği zaman, Amerikan filosu geldiği zaman yaptığı bir açıklama var Putin'in. Dedi ki, ben dedi Amerika'ya dedi dostça bir hatırlatmada bulunayım. O dedi getirdikleri şeyler var ya, uçak gemileri, bizim dedi füzelerin menzili içinde bulunuyor. Hani bu dedi bir düşmanca şey değil ama dostça bir hatırlatma evet. diye dalga geçerek söyledi. Şimdi herkes eli tetikte bekliyor. Ve bu 10 sene içerisinde yaşanacak bu büyük felaketlere bizler bir şekilde muhatap olacağız. Ve bütün bu tehlikeler gelirken, yaklaşırken kafa konforumuzu da bozmak istemiyoruz.
Her şey böyle güllük gülistanlık görmek istiyoruz. Böyle bir şeyimiz yok. Ve üstelik biz bütün bu olayların merkezinde olan bir ülkeyiz. Yani her tarafımız düşman kaynıyor. Şimdi ben Amerika Birleşik Devletleri'nin, Avrupa Birliği'nin, İsrail'in bize niye düşman olduğunu anlayabilirim. Bunun izahı var. Rusya'nın da bize niye düşman olduğunu anlayabilirim. Bunun da izahı var. Din farkımız var. Hiçbir şey yoksa. Tarihi bir geçmişimiz var. Sürekli savaşmışız. Fakat Müslüman olan İran'ın altımızın nasıl oyduğunu bu insanlar bilseler hayret ederler ya. Evet, evet. Bir de işin yani arkamız var. Da sağlam değil. Üstelik tarih bilmediğimiz için olayı da anlamakta zorluk çekiyoruz. Çok yerde bunları ben gittiğim konferanslarda insanlara çokça söylüyorum. Diyorum ki ya Osmanlı Devleti ne zaman Batı için bir tehdit ve tehlike oluşturacak olsa İran oradan harekete geçmiş. Yani Avrupalılar hemen İran'ı kullanmışlar, arkamızdan üstümüze salmışlar ve Osmanlı'yı kendileri için tehlike olmaktan çıkarmışlar. Kaç defa Osmanlı orduları yoldan geri dönmüş İran yüzünden. Bugün de böyle. Şimdi bizim Akdeniz'de oluşan bu büyük kuşatmaya karşı, çevremizde oluşan bu üslere karşı, yarın bir gün bir hesaplaşmanın içerisine girdiğimizde İran tarafından da arkadan vurulmayacağımızın bir garantisi yok. Hesaplarımızı buna göre yapmak zorundayız. Dengelerimizi buna göre kurmak zorundayız. Öyle olunca da bizim en başta en acil yapmamız gereken şey bu içeride yürüttüğümüz saçma salak tartışmaları bir kenara bırakmak. Ben Kürdüm, sen Alevisin, sen Laiklisin, öbürü değil türünden tartışmaların hiç kimseye bir faydasının olmadığını anlayın. Bir ara ben 3-5 tane oldu buna bir tweet atmıştım. Şunu yazdım, dedim ki Avrupalılar gen, Amerikalılar gen bombası üzerinde çalışıyor. Evet. Yani insanları böyle çeşitli gruplara tasdif ederek bomba yattığı zaman belli insanları öldürsün diye uğraşıyorlar ama henüz daha mesafe alamadılar. Onun için de diyorum ya bu adımlar attığı zaman kardeşim düştüğü yerde laikçi mi var, şeriatçı mı var, kemalist mi var, ümmetçi mi var, ayırır mı? Ayırmaz. Akıllı olun. Ve safınızı sağlam belirleyin. Deyin ki ben Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşıysam Türkiye Cumhuriyeti'nin yanındayım. Ya parlamentodaki milletvekili söylüyor bunu. Geriye kalana ne diyeceksin? Milletvekili diyor ki Türkiye ile İran savaşsın ben İran'ın yanındayım. Diyor. Evet. Daha da bunu İran için söylüyor. Yani geriye kalanlar için neler söyleyecekler varını anlayın. Daha ne desin? Bu kadar nazik bir eşikte bulunuyoruz. Ve bu kadar nazik bir eşikte yaşarken de kafa konforunu bozmak istemiyoruz. Birazcık dediğim gibi okumaya, araştırmaya hakikaten çok yönelmek gerekiyor. Böyle lüzumsuz meşgalelerden birazcık uzak durmak gerekiyor tabiri yerindeyse. Çünkü dünya kabuk değiştiriyor. Bedeller ödenecek. Bu bedelleri de biz bir şekilde ödeyeceğiz. Yani kimimiz öleceğiz, kimimiz kalacağız. Ama tarihi süreç şunu söylüyor Kurtuluş Bey. Bunu bir tarihçi olarak buradan söyleyeyim. Bütün bu kavgalardan Allah'ın izniyle Türkiye galip çıkacak. İnşallah. Çünkü bakın Gazze'de bir gerçeği biz net bir şekilde gördük. Avrupa'da, Amerika'da bu çok söyleniyor. Deniyor ki yani Türkleri ve Müslümanları biz niye yenemiyoruz biliyor musunuz? Onlarda şehadet diye bir kavram var. Adamın öldükleri zaman cennete gidecekler inanıyorlar. Onun için de gözlerini kırpmadan ölüme koşuyorlar. Bunlar da yok. Şimdi İsrail askeri niye cepheye süremiyor? Adam ölmek istemiyor. Ahiret inancı yok, cennet inancı yok. Nereye gideceğine, giderse de cehenneme gideceğine inanıyor üstelik. Söylüyorlar da bunu. Evet. Niye Kassam karşısında kazanamadılar? Bu yüzden kazanamadılar. Kassam bu kadar büyük bir tahribata rağmen niye morali yüksek? Şimdi dikkat edin dünyaya o savaş alanından yayılan görüntülerin bir tanesi bile İsrail'e ait değil. Hepsini Kassam yayıyor. Ya üstelik siz bunların elektriğini kestiniz, internetini kestiniz, bütün imkanlarını kıstınız. Buna rağmen alay eder gibi Kassam tabir yerindeyse hedefi gösteriyor bize, arkasından harekete geçiyor, düşürüyor. Bütün bunların hepsini de yayınlıyor üstelik dünyaya ve şu anda İsrail tam manasıyla burada madar oldu. Dediğim gibi artık çok kritik bir eşikteyiz. Şimdi şunları söylemeden geçmeyeyim. Yani birçok insan belki bunları ya duymamıştır, duysa bile ne anlama geldiğini, kendine hayatın ne kadar etkileyeceğini bilmiyor ama adamlar 50 senedir bir plan yapıyorlar Kurtuluş Bey. Bu planın da ayaklarının bir tanesi Suriye. İsrail de bu işin başrollerinde. İsrail ile beraber hareket eden işte Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere vesaire. Suriye'de iki tane koridor oluşturacaklar planlarına göre. Bunlardan bir tanesine Kürt koridoru adını veriyorlar. Biz terör koridoru diyoruz. Öbürüne de David koridoru diyorlar. David koridoru dedikleri yer Basra Körfezi'nden alacak, Hayfa Limanı'na çıkaracak bir güzergah. Bu güzergahta işte o bölgedeki
terör unsurlarıyla birleşerek bir siyasal yapılanma, kantonlardan oluşan bir yapılanma İsrail üzerinden, Lübnan üzerinden Akdeniz'e çıkaracaklar. Doğu-Batı ticaretini İsrail böylelikle kontrol edecek David koridorundan. Bir de onların Kürt koridoru dediği koridor Türkiye'nin tam güneyinden geçecek. İşte Afrin, Haseke gibi bir takım kantonlar oluşturuyorlardı. Bunları çoğaltacaklardı 20-30 tane. Ve bunları da bir merkeze bağlayacaklardı. Akılları sıra ki o merkezin Tel Aviv olacağını bilenler biliyorlar. Bağlayacaklardı ve böylelikle Türkiye ile İslam dünyasının arasına bir set. Yani hem David koridoruyla hem de terör koridoruyla. Türkiye de yıllardan beri bu tehlikeyi gördüğü için peş peşe işte Fırat Kalkanı'yla, Zeytin Dalı'yla ne yaptı? Oraları hep parçaladı, dağıttı. Normalde bıraktığımız boşluklar var fakat yürüyemiyoruz. Neden yürüyemiyoruz? Çok acı bir şekilde bizimle beraber gibi görünen ve bizim de birçok defalar kendisini koruyup kolladığımız Rusya maalesef hava sahasını bize açmadığı için hareket alanımız kısıtlı. O yüzden de şimdi hatta şöyle de bir üzücü tablo var. Rusya şey yapıyor, yani İdlib'de bir yandan İsrail gelip Şam'ı ve İdlib'i bombalarken öbür yandan da Rusya gelip bombalıyor. Eşgüdüm halinde tabir yerindeyse hareket ediyorlar. Bundan dolayı da işin doğrusu şu, bizim dostumuz yok. Hani o Churchill'e ait meşhur söz ya bu, İngiltere'nin dostları yok, çıkarları vardır diyor. Evet. Onların da çıkarları var. Şu anda Rusya batıdan gelen tehlikeye karşı Ukrayna meselesindeki yaşadığı tecritten dolayı Türkiye'nin himayesine çok muhtaç olduğu için bize çok yakın gibi duruyor ama bizi satması an meselesi. İran'ın da öyle. Kendi ayaklarımızla, kendi gücümüzle ayakta durmak mecburiyetindeyiz. Çok güçlenmek zorundayız. Geçenlerde reisin eski danışmanlarından bir tanesi var, Cüneyt Zapsu. Dedi ki, ben de hani Erdoğan'la fikir ayrılığına düştüm, ayrıldım partiden falan. Hakikaten uzun zamandır görünmüyordu. Yeni konuştu. Erdoğan dedi, daha seçilir seçilmez hemen hava harp sanayi konusunda, milli harp sanayi konusunda acil yatırımlar yapmak gerektiğini söyledi. Ben de oraya değil de demokratikleşmeye daha çok önem vermek lazım geldiğini, kişi hak ve hürriyetleri falan filan işte bunlara takılmış bizimki. Şimdi reisin o zamanlar ne kadar haklı bir telaşın ve gayretin içinde olduğunu biz bugün görüyoruz. İlk günden başlayabilseydik başlayamadık. Neden? Düşünün ki biz 2016'ya kadar daha bir darbe tehdidi yaşayan bir ülkeydik. Evet. Ondan sonra da bu tehlikeleri tam manasıyla atlatamadık. Henüz daha içeride bizim ayağımıza bağladıkları prangaları tam manasıyla çözemedik. Adam akıllı dışarıya karşı tedbir alalım. Bunları mutlaka çözüp atmak zorundayız. Bir avuç yürekli kadro bu işi yapıyor. Bizim de elden geldiği kadar bulduğumuz vasıtalarla buna gereken desteği vermemiz lazım. Ve Türkiye'nin kaderi sadece Türkiye'de yaşayanları ilgilendirmeyecek. Bütün bir Türk dünyasını, bütün bir İslam dünyasını, bütün bir insanlığı ilgilendirecek. Herkese karşı bir borcumuz var. Onun için de dediğim gibi Türkiye'nin inşallah ayağa kalkması, büyük devlet olması sadece Türkiye'de değil dünyada da dengeleri değiştirecek bir unsur. Evet, teşekkür ediyoruz hocam. Şimdi Yemen'e de dönmek istiyorum. Bu Yemen'de yaşanan olayların aslı nedir? Siz nasıl yorumluyorsunuz? Ya şimdi bizim biraz romantik ve duygusal tarafımız var ya. Yemen, Hamas'ı destekleyen veya işte oradaki mücadelede İsrail'e tavır koyan, İsrail gemilerine şey yapan bir takım atraksiyonlar yaptı. Bu da bizim camiada bayağı bir heyecan yarattı. Helal olsun ya, bir tek bunlar kendini gösterdiler, ortaya koydular falan diye. Halbuki Yemen'in arkasındaki akıl Husilerin İran'dır. İran da, hatırlayın bundan bir ay evvel Amerika ile bir anlaşma yaptı. Amerika, İran'ın blok edilmiş 10 milyar dolarını serbest bıraktı. Böylelikle de aralarında bir sorun olmadığı aslında anlaşılmış oldu. Şimdi İran Amerika'nın güdümünde tabir yerindeyse hareket ediyor. Husiler de onların güdümünde. Pekala buradaki Husilerin bu İsrail gemilerine yönelik hareketlerinin arka planda ne var? Şimdi beni dinleyenler haritayı açsınlar. Oradaki Kızıldeniz'e baksınlar. Kızıldeniz'e Hint Okyanusu'ndan gelen boğazın adı Babül Mendeb boğazıdır. Babül Mendeb Boğazı'nın bu tarafında Yemen var, öbür tarafında da 3 tane devlet var. Eritre, Etiyopya ve Cibuti. Oralarda da Amerika'nın, İran'ın, İsrail'in, Fransa'nın ve İngiltere'nin üsleri var. Somali'de de bizim üssümüz var.
Amerikalılar bölgeden mütemadiyen devriye atan şeyler gezdiriyorlar. Gemiler gezdiriyorlar. Yani o Süveyş kanalının ve Kızıldeniz'in güvenliği için. Yıllardan beri de rutin uygulama şu. Bir ara Somali korsanları çıktı ya. Evet. Aslında o korsanları da Amerikalıların kendileri şey yapmışlardı. Yani burada bir tehdit var kardeşim. Hadi arkama dizilin. Ben sizi koruyacağım demek için bir tehdit koyması gerekiyordu. Koydular. O günden bu yana Amerikalılar şunu yapıyordu. Bölgede ticari gemilere gelin ben sizi koruyacağım. Önünüze arkanıza birer tane kruvazör koyacağım. Konvoy yapacağız. Buradan şeye kadar sizi Süveyş kanalına kadar selametle götüreceğim diyerek götürüyordu. İsteyen giriyordu, parasını ödüyordu haracını. İstemeyen de girmiyordu. Ya Somalili ya da başka yerli ya da Husilerin şeyine uğruyordu. Şimdi bölgede Husiler üzerinden bir tehdit oluştu ve Amerika ne diyor? Gelin bir koalisyon kuralım. Dünyaya çağrıda bulunuyor. Buradaki bu tehdidi ortadan kaldıralım. Ya şimdi Amerika'nın oradaki yerleşik silah gücü, bırakın Yemen'i, bölgedeki bütün devletlerin ateş gücünden daha fazla. Evet. Yani bir gel gel yapıyorlar tabir yerindeyse. Oraya Amerika müdahalesini meşrulaştıracak bir gel gel yapıyorlar. Amerika bunu her zaman yapar. Geçmişte Saddam'a ne yaptılar? Tam buna benzeyen bir provokasyon yaptılar. Dediler ki senin Kuveyt'le ilgili bir meselen vardı. Duruyor mu? Evet duruyor. Senin o meselene biz karışmayacağız. Ne yapıyorsan yap deyince bunu şey bir vize olarak anladı zavallı Saddam. Hemen Kuveyt'e daldı. Arkasından Amerika ne yaptı? Hepimiz biliyoruz. Vay sen bir müstakil devlete nasıl saldırırsın? Bunu nasıl yaparsın diyerek çöktü ve tarumar etti Irak'ı. Şu anda da Yemen'e benzer bir şeyi belli ki yapacaklar. Zaten o boğazın öbür tarafında epeyce bir üsleri var. Tuttular kaldı bu tarafı. Bu tarafa da öyle yerleşecekler. Çok sinsi bir plan işliyor ve bu plana düşmemek gerekiyor. Yani bizim Yemen tarafından bize yapılan atraksiyonlara, numaralara çok da şey yapmamamız lazım. Fakat şu gerçeği de gizlememek gerek. Yemen halkı hakikaten bizim yüreğimizdeki hislere tercüman oldu. Halkından bahsetmiyorum ama başlarındaki yönetimin arka planındaki bir akıldan bahsediyorum ben. O akla dikkat etmek lazım. Fakat Yemen halkının da duygusal anlamda bizimle beraber ortaya koyduğu birliklere de hakikaten teşekkür ediyoruz. Evet, teşekkür ediyoruz hocam verdiğiniz değerli bilgiler için. Var mı ilave edeceğiniz herhangi bir şey? İlave edeceğim bir şey şu, dünya kabuk değiştiriyor. Bu değişime hepimiz bir şekliyle şahit oluyoruz. Biz de değişmek zorundayız. Eğer değişmezsek ezilen tarafta yer alacağız, değişirsek galip tarafta yer alacağız. Onun için de eğer ayak altında kalmak istemiyorsak güçlü olmak zorundayız. Güçlü olmak için gereken vasıtalara sahip olmak zorundayız. En büyük güç kaynağı birliktir. Birliğimizi muhafaza edeceğiz. Böyle kıtırık sebeplerle birbirimizi rakip ve düşman ilan etmenin alemi yok. Milli birliğimiz bizim en büyük güç sermayemiz olacak inşallah. Evet inşallah diyelim. Teşekkür ederim. Tarihçi yazar Şevki Karabekiroğlu bizlerle birlikteydi efendim. Haber Ötesi programında gündeme dair önemli başlıkları kendisiyle masaya yatırdık. Bir kez daha teşekkür edeceğim kendisine. Eşlik ettiğiniz için sizlere de teşekkür edip müsaade isteyeceğiz. Tekrardan görüşmek üzere efendim. Hayırlı akşamlar. Sağlıcakla kalın.